Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Trafik ve çevre bilgisi konularını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün trafik polisi işaretleri, anlamları nedir? Anlamlarıyla birlikte 2022 yılında sizlere çıkacak trafik polisinin hareketlerinden hangi sorular gelir? Onları birebir beraber çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Trafik polisinin hareketlerini görüyorsunuz. Bakın. Birinci hareket ve ikinci hareket trafik polisinin kolların aşağıda olması ya da kolların açık olması, her iki durumda ön ve arkanın kapalı olduğunu, kol istikameti, omuz istikametinin açık olduğunu gösteriyor. Bu işaret dur anlamındadır. Yolun tamamen kapalı olduğunu gösterir. Yavaşla talimatı, hızlan talimatı, sağa çek dur, geceleyin geç, geceleyin dur. Geceleyin geç ve geceleyin dur karıştırılıyor. Geceleyin dur, dik. Geceleyin geç, biraz daha yatay bakın. Dönüş işaretlerimiz detaylı bir şekilde göreceğiz. Evet, yolun trafiğe açık olması hali. Trafik polisinin 4 tane, bakın burada resmi var. Trafik polisi kollarının aşağıda olması, açık olması, sağ kapalı, sol açık ya da sağ açık, sol kapalı şeklinde olması bir şey değiştirmez. Ön ve arka kapalıdır arkadaşlar. Böyle bir durumda bakın ön ve arkası kapalı. Omuz başları trafiğin açık olduğunu bize gösteriyor. Ön ve arkasına gelen araçlar beklemeli, kol istikametindeki araçların geçmesi gerektiğini bize işaretler bildiriyor. Hemen bakın sınav sorusu. Trafik polisinin verdiği işarete göre, bakın okla gösterilen trafik polisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yol bütün yönlere açıktır. Yol bütün yönlere kapalıdır. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. Yol polisin ön ve arkasının arka tarafındaki trafiğe açıktır. Evet, trafik polisinin bu şekilde kollarını açması, omuz tarafındaki kolların yani yolların açık olduğunu gösterir. Ön ve arkanın kapalı olduğunu bize gösteriyor. Demek ki yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır, değil mi? Evet, yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. Evet, trafik polisinin hareketine göre hangi araçlar beklemelidir? Evet, yine ok yönündeki trafik polisini göstermiş. Hangileri beklemelidir diye sınav sorusun sınavda geliyor. Neydi? Trafik polisinin ön ve arkasına bakan araçlar beklemelidir, değil mi? Bize beklemelidir diyor. 2 numara beklemeli ve 4 numara beklemelidir. 2 ile 4 bekleyecek. Hangileri geçmelidir demiş olsaydı 1 ile 3 nedir? Geçmelidir olacaktı. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. Şekildeki trafik polisinin görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Otobüs beklemeli, traktör beklemeli, otobüs ileri gitmeli, traktör geri gitmeli. Evet, yine okla gösterilen trafik polisini görüyorsunuz. Trafik polisinin arkasında ne var? Otobüs var, değil mi? Otobüs beklemelidir. Evet. Buradaki yönlere göre, trafik polisinin hareketine göre traktör geçmelidir, otobüs beklemelidir. Hangisi doğru? Otobüs beklemelidir. Yani Adana seçeneği doğru cevap. Yolun bütün yönlere kapalı olması hali. Yine trafik polisi kollarından birini yukarıya kaldırıyor, diğerini de aşağıda bırakmış pozisyonda. Yollar bütün yönlere kapalı olduğunu bize gösteriyor. Yani önce trafiğe açık olan yolların kapanacağını veya
kapalı olan yolların açılacağı anlamında gelir. Evet, buradaki trafik polisinin her iki hareketi de yolu tamamen kapattığını bildirir. Trafiği hızlandırma işareti, trafik polisi görevlisi sağ ya da sol kolunu yere paralel olacak şekilde, bakın paralel olacak şekilde dirsekten kırmak suretiyle yukarıya kaldırıp yere paralel hale getirir. Bu hareketin seri şekilde yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını verir. Evet. Her iki şeklimizde şu anda ne yaptı? Trafiği hızlandır diyor, değil mi? Evet, temel sınav sorusu geldi. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması trafiğin hızlanması talimatıdır. Bakın, hızlanması talimatını veriyor. Evet, burada da dikkat ederseniz Adana seçeneği trafiğin hızlandırma talimatını resmini bize gösteriyor. Evet, diğer şekillerimizde de bakalım. Sağa ve sola çek dur şeklinde işaretler var. Deniz seçeneğinde de gece dur işaretimiz var. Evet, trafiği yavaşlatma talimatı işareti de yine aynı şekilde trafik polisi veya görevli yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük olarak şekilde geçiyor ve sağ ya da sol kolunu omuzdan yere paralel bir şekilde 45 derece 90 derece arasında sallar. Bu yönde hareketin seri şekilde yapılması trafiği yavaşlatma talimatıdır. Evet, bakın burada da hemen sınav sorumuza bakalım. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır? Evet, yavaşlatma talimatı. Bakın burada yine Bursa seçeneği, değil mi? Bursa seçeneği trafiği yavaşlatma talimatı. Adana ve Ceyhan seçeneği, bakın her ikisi de aynıdır. Omuz başlarının açık olduğunu, ön ve arkanın kapalı olduğunu bize bildiriyor. Deniz seçeneği ise bütün yönlere trafiği kapatma halidir. Gece dönüş işaretimiz, yine işaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu dönüş yapması istenilen araca ne yapılır? Yönlendirilir. Aşağıdaki şekle göre hangi şekil trafik görevlisinin gece dönüş işaretini bildirir? Adana seçeneğinde yavaşla talimatı, Bursa seçeneğinde gece geç işareti, Denizli seçeneğinde gece dur işareti, pardon Ceyhan seçeneğinde gece dur işareti, Denizli seçeneğinde ise bize sorulan sorunun cevabı, bakın gece dönüş işareti, evet Denizli seçeneğindedir. Hemen gece geç işaretine bakalım. Gece geç işareti de yine baş hizasından geçecek şekilde yay çizilir. İşaret yeteri kadar tekrarlanır. Ve sınav sorumuz, hangisi trafiğin polis hareketlerine göre gece geç işaretidir? Bakın gece geç işareti. Bakın Adana'da hızlandırma işareti. Ceyhan'da sağa çek dur. Denizli seçeneğinde yavaşla, trafiği yavaşla talimatıdır. Bursa seçeneğinde ise gece geç işaretidir. Evet, cevabımız Bursa seçeneğidir. Gece dur işareti, işaret çubuğu 45 derecelik bir yay içerisinde vücudun sağından ve soluna doğru hareket ettirilir. Çubuk yere dik konumda ve ucu yukarı bakar durumda tutulur. Burada da yine bize bakın, her iki işaretimiz de gece dur işaretidir. Evet, trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi, bakın ok yönünde şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Dur işareti, geç işareti, yavaşlatma işareti, hızlandırma işareti. Tabii ki şekilde de gördüğümüz gibi gece dur işareti, değil mi? Evet. Ne bize bildiriyor? Adana seçeneği doğru cevap. Yön tayinleri, trafik polisinin yön tayinleri. Yine arkadaşlar yön tayini sola yön ve sağa yön şeklinde, bakın verilmiş. Bakın burada. Evet.
sağa ve sola kollarıyla yönlerini ne yapıyor? Belirtiyor, değil mi? Trafik polisinin dur işareti vermesi durumda düdüğünü uzun, güçlü ve kesiksiz olarak çalınması da dur anlamındadır. Evet. Araç durdurma, yani sağa ve sola çek dur. Ne var? Kontrol var, değil mi? Araç sürücülerini sağa veya sola yanaştırarak durdurulması için verilen işarettir. Her iki işaret de aynı şekilde, bakın. Birinci ve ikinci işaretimiz. Evet, yine sınav sorusu. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Geç işareti, hızlan işareti, yavaşla işareti, sağa yanaş ve dur işareti. Bakın, yine kol istikameti, sağa yanaş ve dur talimatını bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Yine yıldızlı sınav sorularımızdan. Evet, trafik akımının kesme işareti, yine trafik akımını ışık idaresine bırakılması işaretimiz. Evet, trafik görevlisinin hangi hareketi geceliğin geç işareti talimatıdır? Evet, burada da yine yön tayinleri, hızlan talimatı, yavaşla talimatı ve Ceyhan seçeneğinde de geceliğin geç işaretini bize bildiriyor. Trafik işaretlerinde trafik görevlisinin işaretleri, ışıklı trafik işaretleri, trafik işaret levhaları, yol çizgileri, diğer işaretleme elemanları. Kavşakta trafik polisi var, ışıklar var, levhalar var, yer yol çizgileri var. Sırayla nasıl uyarız? Sınavda mutlaka soru geliyor. Buna da arkadaşlar öncelikle bakın sorumuz geldi. Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Işıklı trafik işaret cihazı. 2. Trafik işaret levhası. 3. Yer işaretleri. 4. Trafik polisi görevlisi. Böyle bir soruda yapmamız gereken nedir? Öncelikle trafik görevlisi, değil mi? Birinci sırada, yani trafik polisine uyarız. Daha sonra ışıklı trafik işaret cihazlarına uyarız. Bakın önce 4, değil mi? Önce 4, sonra 1. Daha sonra trafik işaret levhalarına uyarız. En son olarak da yer işaretlerine uyarız. 4, 1, 2, 3 hangi seçenekte var? Tabii ki Ceyhan seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Diğer bir sorumuz arkadaşlar, yine önemli bir soru. Bir kavşakta trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Trafik görevlisine, B. ışıklı trafik işaret cihazına, C. Yeşil ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına, D. Kırmızı ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına uymak zorundadır. Tabi burada sorulan soru bize kavşakta trafik görevlisiyle işte ışıklı trafik işaret cihazı bulunuyorsa ilk önce hangisine uyulur? Tabii ki görevliye, birinci sırada görevliye uyulması zorunlu, değil mi? Trafik görevlisine önce uyacağız. Sıralamamız trafik polisine uymamız gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Daha önce atmış olduğum konu ve soruları çözüp ehliyetten 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için mutlaka abone olun arkadaşlar. Hepinize kazasız, sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki konu ve sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.